İşte. Zabit bir şey değil, desteğini de alacağım. Afiyet olsun beyler. Zabit'i geçiriz ha. Böyle var ya, gelişimiz böyle oldu, gidiş de böyle oldu. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Eyvallah. Haydi buyurun. Hadi bir yerleşim beyler. Çok bur, geniş açı. Bur, ekmek aldın bur. He? Ekmek aldın mı? Ekmek mi? Çocuk olan ekmek. Senin çocuk ekmek ya. Ha. Çocuk olan ekmek. Çocuk olan ekmek. Afiyet olsun beyler. Buyurun, birlikte olsun. Sağ ol, sağ ol. Gel yerden gel, yanıma gel. Hüseyin. Aa, Uğur kıymetini bil bak. Erkan gel buraya. Gel hemen. Gel hemen. Haydi Mustafa hadi. Yürüz yürüz. Afiyet olsun. Çekmedi ya. Bu gelenek herhalde he? Her hafta oluyor. Her hafta olur bu. Evet. Eyvallah. Hafta sonu. Haydi haydi. Bugün bizim Erol için Arif bana bir güne ne alındı. Eğlen girdi de şey yazarsan. Acele ediyoruz. Dedelerimiz harçlama yapamışlar. Biz saçlara çevirdik. Saçlara. He. Eyvallah. Biraz küçülttük yani. Onunla koş kesmişler. 3 kilo işi. Bizden dönerden dönere çeviririz. 3 kilo işi. Yo, bizim köyde döner biraz zor olur. He hocam? Bizim köyde döner biraz zor olur. Bizden sonraki nesil dönere çevirir. Doğru bir şey değil. Ne geri ya, geçsin. Arif Hanım ağzınız yapma. Mustafa abi yapar mı acaba? Yapıyorlar da. Çalır kalır. Gel dedikler. Kırslanma. Gönder bir hadi ya. Bir de bizim engelimizi de diyeyim. 25'inci o. Söylesi ne zaman kaldı? Bir de hafta. Bir de 25'inci. Onu bir de yaptı. Tamam işte. O hafta pazar veya cumartesi veya bir sonraki veya. Bu fazla geç. Haftacı da vardır yani. Başka değil. Hafta içi. Bilmeye engel değil çünkü. Haftacı da izleyebiliyor insan. Yani biz sizi düşünmüyoruz. Biz her zaman da Mustafa orada var. Bağırat efendim. Bir anlat bakayım bir tane Arif Han'ın hatırası. Arif Han'ın hatırasını hangisini anlatayım ya? Bir zamanları çıktık. Yerler koçumuna gidiyoruz. Madem onu anlatayım. Çıktık sepetke sirtar. Dediler ki bir koç getirin diye bu akşam. Ben petasıyım koçum yukarılara gideceğiz. Bir yerden bir koç buldu. Rahmetli Muti, Kıçı Muti Mehmet Bey. Koçu getirdi. Sepetke sirtar. Bir şey o yani bu yani dedi kudu. Bunu aldı dedi ki ben götüreceğim. Biz korkta yiyeceğiz korkular. Koçu aldı gitti. Babam da ara kesmelerdi. O zamanlar arpa falan yürüyorlar. Biz koçumlar zamanı. Akşam oldu yendi, dediler, koç nerede? Dediler ki, koçu gitti Mehmet Tayyip. Abi koçu gitti, Uban'da şeyde, orada yiyecekler. Oğlu Yaşar da, bizle beraber alalım. Dedik, leğenim git, babana yetiş, de ki, Mehmet Tayyip koçu sebebiyesi de istiyor. O da endiye ki, tam dereye karşıya geçiyor orada, baba baba bağırıyor. Ne oldu diye, diye koca oğlu Mehmet Tayyip diyor, seni diye koçu diye şey istiyor diyor. Sırtam. Ulan diye şimdi benim o gemi kırıyor dedi. Oradan çıkarıyla koçu kesiyorlar. Kestik yani biz de varız. Ondan sonra kestik neyse bir şey yedik düz. Bayağı kalabalıklandı artık koçum her zaman. Millet o şimdi Masum Şabanday rahmetli ondan ak. Koçu yedik paraya sıra geldi. Sayıyoruz sayıyoruz parayı topluyoruz ki koçun yarısı parası çıkmıyor. 7 defa para topladık. Gene de olmadı. Tamamlayamıyoruz. Ondan sonra neyse gene biraz bir şeyler verdi, topladık orada 7-8 kişi işte. Mehmet Ay rahmetli dedi ki, yegan dedi, bu iş burada bitmiştir dedi, koca oğul dedi, bir daha dedi, koçum adam dedi, sakın sakın dedi. Orada o şeyler bitti işte, ondan sonra dediler ki, sitte herhalde daha kesilmedi, tahmin ediyorum. Karanlıkta kaçıyor mu dediler herhalde? Ya sen ne bileyim yani ya, yemeğe sıra gerek, bakıyorum millet kalabalık, ya parayı topluyorsun, topluyorsun, o diye verdim, o diye verdim. Parayı hiç şey yapmıyor, dolmuyor. Ondan sonra bir tarafa gitti ya, orada içip çıkmış. Sıkıntı muhasebeci de.
Muhasebe. Yaşar abi. Ya abi daha yok. Bazıyordun abi. Okey. Bir tane de sen anlat baba. Ben bilmiyorum. Ben baktım. O Arif Anlar'a yetişmedim. Ne canım? Var mı? Başka bir şey anlat. Başka bir şey. Aynen. Teşekkür ederim. Ahmet. Sen anlat. Anlatayım tabii ya. Ben eskilerden mi? Biz de askere gidiyorduk. 1990'da. Bir tane koç aldık. Rahmetli Şaban Göksoy'da. Çıkardık sebebi sırta. Toplamda tabii keseceğiz. Kim keser? Rahmetli Ahmet Bülü'yü ben keserim. Yine bizim rahmetli tertip Ertan Haldaç ayağını yere vuruyor. Seni keseceğim diyor böyle. Koçu korku diyor. İyi ki vurmasına koçun buradan kaçması bir oldu. Uban'da akşam namazı kimse susuruyor dedi de onun yanına çıktı, bayanın yanına gitti de bizi sağ olsun toplar verdi diyorsa koçu da kaçırmıştı o akşam. Ama Ahmet abi tarihi yanlış söylüyor. 1990 değil, 1890'dı. Yok 90. Yaşar abi. Sen de bir şey anlat. Bir ben aradan anlat bakalım. Ya ben şimdi bizi konuşamayacağım. Neye konuşamayacağım? Sabahtan akşama kadar konuşuyorum burada. İstemiyorum ya. Peki. Peki. Ben hocam ben uğraşıyorum. Sigara içiyorum. Doğru konuşuyorum. Saygılar, sevgiler. Ben anlattım bugün anlatacağım. Uğur, sen de hatırlıyorsun. Şimdi bu tarihten sonra bizim bir şey anlatmamız biraz çok yeni kalır. Biraz eskiyelim ondan sonra. Tamam. Burada Hüseyin abinin orada voleybol oynuyor. Ahmet Taşar ele başları. Rahmetli Hasan dayı da Bugazi Osman dayının kahvesini çalıştırıyor. Şimdi orada iki kişi mi vardı, üç kişi mi? Müşteri yok, çay satan bir yer. Hasan dayı elleri belinde diyor, rahmetli diyorsam görüyorum. Burada da Ahmet diye kula gelin diye Hasan dayı enak diyor. Bir diye ona bir oyun oynuyor. Bir de bazı 10-15 girdiler birden burada boşalmış. Voleybolda. Dedi ki o da biraz dayısı ya nasıl geçecek? Hasan dedi bize bir çay ver dedi. Hasan dayı zaten bekliyor. Doldurdu tepsiyi bardağını aşağı 15-20 tane bardağı. Mekran demiş ki çayları doldurdu. Gelen çay haydi onun kadar biz öyle böyle oynayalım. Çaylar kalsın. Ondan sonra dayısı Hasan dayı hevesli ama çayları doldurdu hepsini o ki gelmeye başladı. Bunların üzerine Ahmet dedi ki haydi onun kadar bir voleybol oynayalım dedi. Olay şey olur şimdi. Ben sana ne diyeyim dedi şimdi. Abi bak dedi bize dedi beyler. Ondan sonra gol dik ettiler. Ya Hasan dayı bu ne olacak? Dedi ki ulan içim dedi. Yakalarım size dedi. Ama 15 tane çay aşağı. 3 kişi adam var. Ondan sonra Ahmet dedi ki nasıl Hasan dayı dedi mi? Dedim ki biraz dedim şey yapacağım ama. Ne yesin adam? Olmaz da var yani. Yahya abi. Sen de bir şey anlat. Ya abi, kebap eskilerden bir şey anlat. Tava yapılıyor. He? Tavada ne haberdi? Tava. Eskiler. Ya tava yedi, tava. Ben Celalettin Gürbüz, Taşkıran Köyü imamı. 20 yıldır burada imamlık yapıyorum. Halen yine genel görevime devam ediyorum. Şimdi sizlere camım hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Camımız 1286 yılında yapılmış. Şu anda 1870'li yani miladi olarak 1870'e tekabül ediyor. Daha sonra medresemiz yapılmış. Medresemizde 1312 yani 1903'e tekabül ediyor. Camimizde bir sürü genç şeyler hocalarımız görev yapmış. Ben şimdi kısaca bu hocalarımızı hatırladığımız kadarıyla sizlere anlatayım. Başta post hoca olmak üzere Kobakli post hocamız ilk görevli burada o. Daha sonra Korobla hocamız var bizim köylü. Korobla hoca görev yapmış. Daha sonra Mikelisli Gürbüz hoca varmış. O görev yapmış. Daha sonra Rüştü hoca, Kobakli Rüştü hoca. Bu da post hocanın oğlu burada yine görev yapmış. Mehmet hoca bu başlardan yani Efendigil'den Mehmet Hoca görev yapmış. Daha sonra Hüseyin Efendi Şerifoğullarından Hüseyin Şerifoğlu görev yapmış. Daha sonra Mustafa Hoca, bu Arcivanlı Mustafa Hoca görev yapmış bu köyümüzde. Ondan sonra Mustafa Hoca'dan sonra Fethi Hoca hepimiz hemen ilk yakın çağlarda bizim nesil oraları bilir. Fethi Hoca görev yapmış. Fethi Hoca'dan sonra hepsi bu, bizim buradan yukarıda saydıklarımız Veysel Hoca da dahil hepsi rahmetli olmuşlar. Bunlar Veysel Hoca da Allah rahmet eylesin. Hepsi
Gani Gani. Daha sonra Vesil Hoca görev yapmış. Ondan sonra Osman Keskin. En son görevli ben Celalettin Gürbüz görev yapmaya devam etmekteyim. Tüm ölmüş hocalarımıza Allah-u Teala Gani Gani rahmet eylesin. Burada çok büyük emekleri var. Çok insan yetiştirmişler. Onların sayesinde kültür olarak bizim köyümüz okuma oranı had safhada çok fazla. Hem Kur'an bilgisi hem de dini şey müsbet ilimlerde bir çağ atlatmış bu hocalarımız. Allah-u Teala razı olsun. Benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun Mustafa Bey sizden de. Eyvallah. Artvinili Yusufeli ilçesi Taşkıran Köyü. Evet. Eski ismi Zapor Köyü. Evet, Zapor'dayız. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Müştemilatımız da burası işte. Medresemiz yeni yapıldı. Yeni onarım yaptık burayı. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Bir de tarih atalım. Onu birinci ayın 10'u evet, 2020. 2020. Eyvallah. Sağ olun hocam. Cuma.